Şimdi Pervin Hanımcığım, siz gerçekten bir anne ya da bir baba olarak nereye kadar ne konuşulması gerektiğini düşünüyorsunuz? Mesela benim erkek arkadaşım var diyebilmeli mi bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu anneye ya da babaya? Çünkü risk almış oluyor. Böyle bir şey söylediği zaman dışarıya çıkarken onunla mı çıkıyorsun? Nereye kadar ne yapıyorsun? Ne kadar para harcıyorsun? Ya da hani bu çocuk seninle ne kadar ciddi? Bütün bunların cevabını da vermek gerekiyor bir süre sonra. Şimdi aslında biraz realist olmak lazım. Biz hep şey diyoruz. Evet, konuşulması lazım. Ya artık devir değişti. Kız erkek herkes annesiyle babasıyla her şeyi açık açık konuşmalı diyoruz ama pratikte bu biraz farklı. Biz bunu söylerken söylüyoruz ama uygulamaya geldiğinde, yani gençler bizlerin bu söylemlerine güvenip ailelerine açıldıkları zaman da bunu öğrenir öğrenmez inceden inceye küçük küçük yasaklar koymaya ve başka sorgulamalara geçmeye başlıyoruz. Ama burada bence en önemli duygu güven duygusu. Ama bence sizin çocuğunuza duyacağınız güvenden önce çocuğunuzun size duyacağı güven önemli. Hmm. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü eğer çocuğunuz size güvenirse, sizin bir çocuğunuz var, derse ki ben annemle durumu paylaşınca annem bu olayı objektif olarak ve benim hayatımın geri kalan kısmını bu ilişkime de zarar vermeden, benim düşüncelerimi de dikkate alarak değerlendirir, dedirtebiliyorsak biz çocuğa, işte o ebeveyn ve o aile kazandı. Bu da bazen o kadar zor ki. Değil. Niye değil aslında. Şöyle bir şey. Şimdi ben hem kız çocuğunun yerine hem annenin yerine kendimi koyuyorum. Tamam, koyun. Bir ilişki yaşıyorum. Tamam. Bir arkadaşım var. Tamam. Fakat ailemin onaylamayacağını tahmin ediyorum. Ha. Söylersem. Orada dur. Ha. Orada dur. Sıkıntı. Orada dur. Şimdi. Orada gençler bir kere şunu düşünmeli. Eğer ailem bunu onaylamayacak ise burada yanlış giden bir şeyler var. Hı. Şimdi bir kere bu pencereden bakmak lazım. Hiç kimse hiç kimseyi durup dururken onaylamamazlık etmez. Demek ki orada o ilişkiyi tekrar gözden geçirmek lazım. Önce genç bunu kendi içinde yapabilmeli. Kendi içinde yapmalı. Annem buna neden onay vermez? Neden Babam vermez? Neden bu beraberliği istemez? İstemez. Neden bitirmemi ister? Bunu sorgulayıp oradaki koşulları düzeltebiliyorsak düzeltip ya da yardım isteyip anneden babadan yakınlığına bağlı olarak, ha baktınız hiçbir şekilde olmuyor. O zaman gençlere şunu söylemek istiyorum ben. Bizler belli bir yaşa geldik. Aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Aynı yollardan geçtik. Dolayısıyla şimdi bakınca düşünüyor insan, siz de düşünüyorsunuzdur bazen. Ya annem babam böyle söylediğinde ne kadar da kızıyordum. Amma da saçma geliyordu o gün söylediklerinde. Ama şimdi bakıyorum da gerçekten de aslında bu uyarısında haklıymış. Dediğimiz o kadar çok şey oluyor ki, yani karşı karşıya olmamak lazım. Ebeveynle çocuk, gelinle kayınvalide, karıyla koca karşı karşıya değil, yan yana. Yan yana. Yan yana olabildiğimiz zaman sağlıklı iletişim kurup güzel ilişkiler ortaya çıkartabiliyoruz. Bu idealde böyle ama pratikte pek çok soru geliyor aklımıza. Mesela bu sefer de ebeveynim ben. Evet. Kızım gelmiş bana öyle şeyler anlatıyor ki burada kalp krizi geçirebilirim. Asla onay vermeyeceğim bir ilişki yaşıyor. Asla yapma dediğim şeyleri yapabilecek durumda. Eğer ben ona kızarsam benden uzaklaşacak, çocuğu kaybedeceğim. Eğer tamam evladım yap dersem ben içimi yiyecek, biliyorum çünkü sonunu. Şimdi bu durumda ebeveynlerin işi çok zor. Nasıl bir matematik olmalı? Şöyle bir matematik olmalı. Şimdi bir kere duyguyu, düşünceyi saklamamak lazım. Sen ne hissediyorsun? Çocuğun geldi sana böyle böyle açık açık da anlattı ve gerçekten saçını başını yolacağın şeyler duydun. Önce bir sakin ol. Bir dur bakalım. Öfkeyle kalkan zararla otur. Önce dinlemek lazım. Önce bir dinle bakalım. Sonrasında da şu güveni vermek önemli. Çünkü siz şu güveni verebilirseniz o noktadan sonra özgürsünüz. Senin kararın her ne olursa olsun. A yolu bu, B yolu bu. Ama seçim senin. Ama sen her neyi seçersen seç, ben senin yanındayım diyorsanız ve bunu dediğinizi hissettirebiliyorsanız. Sözlü söylemek değil, hissettirebilmek. Çünkü ben size, ah Zahit Hanım sizi çok seviyorum derim ama bu hissi veremiyorsam benim bunu söylememin hiçbir anlamı, kıymeti yok. Sadece laf. Dolayısıyla o duyguyu hissettirmek, sonrasında da o yanlışları beraberce ona da gösterip öğretmeye çalışarak, dediğim gibi karşı karşıya değil. Çünkü birinin karşısına geçtiğinizde otomatikman diğer taraf savunmaya geçiyor. Hayır diyor. Belki kabul edeceği bir şey, hayır hayır öyle değil diyor. Onun için önce sakin olup, dinleyip, anlamaya çalışıp ondan sonra anlatma yoluna gitmemiz lazım. Bu arada bize telefonla ulaşabilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyoruz sorularınız için. İlişkilerle ilgili, çocuklarınızla ilgili. Biz buradayız. Paylaşmak isterseniz her zaman kalbimiz, gönlümüz açık size. Peki siz de bir babasınız. Şimdi bizim avukatımız olarak buradasınız ama iki tane de evladınız var. İki oğlum var. İki oğlum var. Kaç yaşındalar? Biri 15 yaşında, o dediğiniz ilişkileri yaşıyor şu an. Haber veriyor musunuz? Biliyor musunuz siz? Ama yani tam tersine bir şey. O daha çok ilişki yaşadığını söylüyor ve bunu bizimle konuşuyor. Erkek çocuğun da var. Ya erkek çocuğun bu konuda biraz artıları var. Yani var, Türk aile sisteminde ne yazık ki. Peki dürüstçe soracağım. Kızınız olsaydı da anlatabilir miydin? Bakın ben demin aklıma o geldi. Benim bir çok yakın bir aile dostum var. Der ki Olgun 2 tane oğlum var ama kızım olmayan ben baba oldum demesin der. Oo, kızı olmayan ben baba oldum demesin. Bir babaya babalığı kız yaşatır. Babalığı kız yaşatır. Geldiğinde küçükken daha küçükken terlikleri kız çocuğu getirir verir. Ben tabii. Çok yakınımın böyle bir babayla kız ilişkisini gördüm, hayran oldum. 2 oğlum bana 15 yıldır babalık ilişkisini onların yaşadığı bir anı yaşatamadı. Kız çocuğunun babası olmak gerçekten baba olmak. Ama şeye geldiği iş, bu ilişkileri anlatmaya geldiğinde dönünce oğlum anlatıyor ve ben sizin söylediklerinize katılıyorum. Evet. Ebeveyn olarak biz alternatif göstermeliyiz. 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum yolun budur, kızım yolun budur. Yanlıştan gidiyorsa da onun yanında yürümek önemli. Yani siz kabul etmediniz. Oğlunuz, kızınız yanlış yolu seçti. Onunla yürümeyi seçti. Eğer yanında olursanız, yanlışın yanında olursanız yanlışı düzeltme imkanınız olur. Evet. Ama sen git ne halin varsa gör derseniz kaybettin, sizden gidiyor. Alternatif göstermek, kızmamak. Ama bu beylik soruyu da söylememek lazım. Ben sana güveniyorum da karşıya güvenmiyorum. İşte o bittiği yer. Söz. Bu en büyük yalan. En büyük yalan. Evet, aslında kesinlikle onu söyleyerek ben oğlum sana güvenmiyorum, kızım sana güvenmiyorum. Sen hiçbir şey de yapamazsın. Ama bunu demektir o. Ben sana güvenmiyorsam, şimdi eğer yetiştirdiğiniz çocuğa güvenmiyorsanız kendinize güvenmiyorsunuz. İşte o soruyla karşılaşmamak için şu beylik soru çıkar. Ben sana değil, karşıdakine güvenmiyorum. Yalan. Küllem yalan. Nedir bunun altyazısı? Bunun aslı ben sana güvenmiyorum. Sana güvenmemekle de seni yetiştiremedim, kendime güvenmiyorum. Kendi eksiklerimi biliyorum, kendi yetersizliklerimi de biliyorum. Ben aslında kendime güvenmiyorum ama bunu da itiraf etmiyorum. Böyle de bir kılıf var, bunu söylüyorum işte o beylik gidiyor. Kılıfı kullanmamak lazım. O gerçekten çok tehlikeli. Ben ama bu kız çocuklarından bahsedilince bir şeyin altını çok böyle kalınca çizmek istiyorum. Şimdi 8 Mart yaklaşıyor. Haberleri görüyoruz. Yine çok içimizi acıtan haberleri görüyoruz. Her gün, her gün. Ya ben şöyle bir şey rica etmek istiyorum artık. Gerçekten herkesten şunu rica ediyorum. Lütfen kız çocuklarınıza sahip çıkın. Eğer evinde huzursuzsa alın getirin, derdini dinleyin. Bakın bu konuda o kadar çok mail aldım ki geçen hafta. İnanamazsınız. Yardım et çığlıkları atıyor insanlar. Çünkü ailelerine anlattıklarında ya barıştırma yoluna gidiyorlar ama maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor ve üstelik ailesiyle paylaştığı için dayak yiyor. Evlilikten bahsediyorsunuz. Evlilik kesinlikle. Kadın cinayetleri dedim ya, o yüzden altını çizmek istiyorum. Lütfen ama lütfen evlendirdik bitti olmasın. Kız çocuklarınıza sahip çıkın. Mutlaka sahip çıkın. Bir mutsuzluğu varsa oturun dinleyin. Çünkü sonradan gözyaşı dökmek gideni geri getirmiyor maalesef. Bu son cümle fena oldu tabii şimdi. Siz burada olunca... Hayır, onunla hiç ilgisi yok. Ben onunla ilgili söylemiyorum. Yok, ben şunun için söylüyorum. Siz karşımda oturunca yani acılı bir baba. Biz ne kadar konuşursak konuşalım. O duyguyu en iyi o bilir. Kesinlikle yani siz evladınızı kaybettikten sonra burada bütün konuşulanlar belki Sinan'ı buradan giriyor buradan çıkıyor bilmiyorum. Ama her seferinde ben böyle size bakınca hep Münevver'i görüyorum. Bütün duygunuzda, ne bileyim konuşmanızda, tarzınızda. Doğru. Ama Süreyya Bey de katılıyordur buna Zahide Hanımcığım. O da mutlaka ki kızlara sahip çıkın. Kızlara sahip çıkılması gerekiyor. Yani kız evlatlarınıza sahip çıkın. Hanımefendiye söylediğine katılıyorum. Ya çok ne diyeyim yani hakikaten de 8 Mart geliyor işte Kadınlar Günü. Münevver'i destekleyen, adliye koridorlarını destekleyen Kadın Cinayetlerini Durdurma Platformu gelmişti. Çok güzel. Bunların işlerinde 8-10 tane örgüt vardı. O platformlar ve örgütler güçlendiriyor kadınları bir taraftan. Bir tanesine dedim ki, ya siz niye anlatıyorsunuz dedim, siz kimsiniz dedim, niye geldiniz ki buraya dedim. Ben de böyle aptalca bir soru sormuşum yani. Dedi ki, biz dedi kadın cinayetlerini durdurma platformu dedi. 8 Mart'ta dedi, her yıl anma şeyleri dedi. Biz onların içine girdikten sonra biraz daha olayları görmeye başladık. Yaşamaya çalıştık. Yani inanır mısınız? Her gün bir cinayet, her gün bir cinayet. Cinayetsiz gün geçmiyor bu ülkede. Ama neden? İşte evlatlara sahip çıkmamasınlar. Hanımefendinin dediği gibi doğru söylüyor. Geri döndürüldüğü zaman işte barıştırılmaya çalışıyor. Devlet koruması altında deniliyor, bilmem ne deniliyor. Ama sonuçta bir ölüm var. Ölenin arkasından, gidenin arkasından vay halime vay. Vah vah. Şimdi, kaç yaşında olacaktı şimdi Münevver? Hayatta olsaydı. 24. 24 yaşında olacaktı. Yok. 23 galiba değil mi? 17, 18. Evet. 17, 22 yaşında yani 22 yaşında. 22 yaşında yani. Neler yapmak isterdiniz? Yani neler yarım kaldı böyle bir olaydan dolayı hayatınızda? Ya böyle bu olaydan dolayı bir kere bizim hayatımız mahvoldu. Zahide Hanım yani hayatımız mahvoldu derken yani öyle bir zor sürece girdik ki, öyle bir sıkıntılı sürece girdik ki bu süreçten zor çıkmaya çalışıyoruz. 5 sene yani, sonra çıkabildiniz mi hala? Valla daha da çıkamadık. Çıkmaya çalışıyoruz. Karı koca çıkmaya çalışıyoruz. Biraz önce işte hanımefendi söyledi. Ya da otur karınla konuş. Biz bazı şeyleri paylaş. Gizli saklı bir şeyler yapma. Düşündüm, doğru söylüyorsunuz. Ama o da elimde değil yani. O da elimde değil yani. Böyle mi deşarj oluyorsunuz siz de? Belki Münevver'e böyle daha mı yakın hissediyorsunuz? Ya Münevver'e... Şimdi kitap yazarak... Yani bir, kitapla bir kere çok rahatladım. Yani kitap, terapi mi derler, ne derler bilmiyorum. Kitap çok uğraş oldu, çok kendi oldu. Kendinizle dertleştiniz yazarken. Dertleştik yani yüzleştim daha doğrusu. Kendi kendime yüzleştim. Zaten kitaptan bir beklentim, maddi anlamda bir şeyim yok yani. Direkt okula gideceği için 20.000 baskıyla girdiler piyasaya. Kaç tane satarsa tabii yani. Cenab-ı Allah'ın takdiratı yani. Türk halkının şeyine sığınıyorum, vicdanına sığınıyorum. Yani bir okul, bir tuğla, bir kitap kampanyasıyla yaptırabilirsek, yaptırabildiğimiz kadar mücadele edeceğiz. Yapamasam da ne yapayım? Zahide Hanım dünyanın sonu değil ki. Diyeceğim ki yaptıramadım diyeceğim yani. Ben şimdi kızımın kanından nemalanan veyahut kalkıp da gelecek tezminatla, parayla, şundan bundan saltanatlık yapacak bir karaktere sahip olan bir insan değilim. Allah, Cenab-ı Allah bana sağlık, sıhhat verdiği müddetçe çalışıyorum, kazanıyorum. 8 aylık emekliliğime 8 ay var zaten. Hanım emekli. Hayatımızı müdahim ettiriyoruz yani. Gül gibi geçiniyoruz. Onun için burada basında çıkan yalan haberlere insan içerliyor zaman içerisinde. Üzülüyor tabii. Yalnız kalıyorsun. Ben aşağı yukarı yani bir 2 sene 3 sene yalnız kaldım. Kimse aramadı, kimse sormadı. Her gün telefonlarım çalardı. En yakın dostlarım terk etti. Neden? Yani dostlarınız asıl sizin yanınızda olması gereken insanlar o zamanlar. Ya bırak, Karabulut ailesi terk etti beni. Beni abim terk etti ya. Kendi hiç aramıyor. Abiniz. Kendi abim hiç aramıyor beni. Neden oysa canı, onun da yeğeni. Onun da yeğeni aramıyor. O kırgınmış bana. Ondan sonra dargınmış benden. Niçin? Daha önce ticaret yaptık. Aramızda bir alacak verecek meselesi vardı. Ah öyle ondan derler zaten. Birini kaybetmek istiyorsan alacak verecek. Alacak verecek işi yap yani. Bunu da itiraf ediyorum yani. Bunlar yaşandı yani. Ama hiç önemli değil. Hiç problem değil. Benim sağlığım, sıhhatim yerinde olduğu müddetçe ben çalışır, kazanırım. Hayatımı müdahim ettiririm yani. Kaybettiklerinize kazanımlar da eklendi mi? Çünkü çok kişi de sizi tanımaya başladı. Sizin destekçiniz de oldu. Pek çok kişi, sizi tanımayan binlerce insan da sizinle beraber ağladılar. Hatırlıyorum o dönemde. Ağladılar sağ olsunlar. Çok üzüldüler. Çok... Herkes Münevver'e kendi evladını yerine koydu. Böyle bir yani çok kötü bir olayda benim evladım olsaydı ne olurdu? evladımı bir cinayete kurban verseydim ne olurdu diye herkes düşündü sizi izlerken. Leyla Hanım zaten yani böyle bu cinayet tartışılır bir cinayettir. Yani normal bir cinayet değil ki yani bu... Bir de olayın tabii bambaşka şeyleri tabii, var. Bu arada yanınızda yani. Münevver'i görüyorum. Ne kadar benziyor size Münevver? Size mi benziyordu, annesine mi? Bana benziyordu. Ben size çok benzettim. Bana benziyordu. Ve her fotoğrafında da gülümsüyor. Gülümsüyor, evet, evet, gülümsüyor. Her fotoğrafında gülümsüyor. Yani böyle arada başka fotoğraflar var mı diye bakıyorum ama yok, çok fotoğraf yok. Geçtik. Hepsinde bir gülümseme var. Hiç kesinlikle kavga etmez, bağırmaz, çağırmaz. Kediden, köpekten korkan bir şeydi. Yani kedi görse korkardı yani, köpek görse korkardı yani. Bu kadar şeydi yani. Sevecendi. Ne bileyim büyüklerine saygılıydı. Küçükleri çok severdi. Çocukları çok düşkündü. Kitap okumayı çok severdi. Başarılıydı. Uluslararası ilişki okuyacaktı. Yani olmadı işte. Ya başaramadık yani. Ne olmak istiyordu? Ne yapmak uluslararası istiyordu? İlişkiler. Diplomat. Uluslararası ilişkiler o. Hariciyeci yani. Hı-hı. Diplomat konsolos. Olacaktı. Belki diplomat. Diplomat. Başka bir diplomat. Ülkede ülkemizi temsil edecekti. Başka bir ülkede temsil. Tabii. Avucumuzun içinden uçtu gitti. Ne diyelim? Bunun adını ya kader mi koyun, ne koyarsanız koyun Zahide Hanım. Ne koyarsanız koyun. Başımızda böyle bir felaket geldi. Ama acı dinmiyor, acı dinmez. Yüreğimize taş böyle bağladık. Bu içimizde, bu yüreğimize. Artık bu kitabın çıkmasıyla Münevver Karabulut dosyasında kapatmış oluyorum. Kapattığınızı düşünüyor musunuz, hissediyor musunuz? Artık bu dosyayı kapattım diyebiliyor musunuz? Ya düşünmek zorundayım. Bu sefer kendim gideceğim ben. Yani eğer kapatamazsam, dosyayı kapatamazsam kendim gideceğim yani. Hani bir tabir var, bir şeyde kullandım. Katil olacağıma yazar oldum. Yarınlarda ne olacağımız da belli değil. Yani bu sefer sağlık gidiyor yani. 15 senedir benim saçım başım bembeyaz oldu. Evet ben şimdi diğer şeylerinizi görünce bu halinizde saçlar beyazlamış. Bembeyaz oldu. Hep düşünmekten, ağlamaktan, sızlamaktan. Ondan sonra... İnsan, tabii ki o hukuksal boyuta çok girmeyelim. Yani bu insanların kalkıp da yalan haberleri çıkartması, şey yapması... Ya üzücü olaylar. Bir süreç. Ya yıpratıyor tabii Zahide Hanım yani kalkıp da benim senden 1 trilyon alacağım var. 60 lira için benim evime haciz gönderecek misin? Ya gönder kardeşim sen benim kızım almışsın, canım almışsın. Ama ben sana sormuyorum. Yani ben sana demiyorum ki sen benim kızımın canını aldın. Gel bakalım şu cana karşılık bir can verecek misin diye onun hesabını sormuyorum. Ki bugünlere kadar da sormadım. Duydunuz mu hiçbir yerden? Ama adalet duygusu insanı işte adalete bıraktık rahatlatır. Yani. Sizi adalet duygusunun mutlaka rahatlatmış olması gerekmiyor mu? Yani cana karşı can bu kısas şeyi sizin kendi duygunuz değildir eminim bir kızgınlıkla olan bir şey ama adalet duygusu işte insanı rahatlatır. İşte. Zaten adaletin ama varlığı insanı rahatlatmak. Kalkıp da gazetelerde manşet yapıp da... Şöyle olmasın, kan davaları yüzünden çok kişiler öldü bu memlekette. Çok gözyaşı. Gerçekten tabii ki. Yazıktır, günahtır. Ben onu analara da günahtır. Ben yanlış anlaşılmayayım yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kalkıp da kana kan karşılık diye bir hesabını sormuyorum. Öyle olmasın. Öyle bir şey değil zaten. Adalet duygusu, adalet cezasını verdi zaten. Adalet cezasını verdi yani o konuda da rahatım yani. Peki efendim. Zahireyle yetiş hayata. Bugün acılı bir baba var. Zamanında onunla yatıp kalkan binlerce insan oldu. Gün be gün sonuç ne olacak diye bekleyen binlerce insan oldu. Aradan 5 sene geçti. Süreyya Karabulut bir kitap yazdı. Körebe, Kelebeğin Münevver'in ardından ve kitabının ardından biz de sohbet ediyoruz kendisiyle. Bir baba olarak duygularını, fikirlerini bizimle paylaşıyor. Bir çok güzel bir okul yaptırmayı arzu ediyor. Ama bir izleyicimiz mesela şöyle bir şey söylemiş. Şimdi kitabın satışları olmazsa kitap olmayacak mı? Okul olmayacak mı? Ya da aldığınız tazminatla devam edemeyecek misiniz diye. Ama sanıyorum oradan da devam edeceksiniz. Devam edeceğim. Şimdi onu yanlış anlamasınlar ya da yarım kalmasın. Biraz önce ifade etmek istediğim olay şuydu. Kanakan olayını ben açıklığa kavuşturayım da burada insanlar beni yanlış anlamasın. Ben adalete güvendim. Adalet yerini buldu. Onun için rahatım. Onun için huzurluyum. Yani kana kan öyle kan davası vesaire gibi böyle bir şeyim yok benim. Yani öyle bir düşüncem de yok. Öyle bir tasarım da yok yani. Onlar dava var, ilahi adalet var. Ben ilahi adalete güveniyorum. İlahi adalet bir gün onların cezasını verecektir. Diğer taraftan kitap satar veya satmaz. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Vereceğim de. Tabii ki gelecek olan tezminat sırf benim, yalnız benim hakkım değil. Orada ailemin hakkı da var. Yani karımın hakkı ve oğlumun hakkı var. Oğlumun fikirleri, düşünceleri çok önemli. Her ne kadar da bu kitabı çıkartmama karşı çıksa da onun fikrini, hanımının fikrini alaraktan oraya bir para aktaracağız. O parayla en azından %60'ını falan yaptırabilirsek veya %40'ı, %50'sini yaptırabilirsek zaten devlet, son anını yapıyor. Ama burada şu var, sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiren birileri var burada. O da birileri derken kim? Allah razı olsun, bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Editörlerle beraber biz bu projeyi hayata geçirdik. Yani bu kitap kolay yazılmadı. Yani kitabı hiçbir kitap tabii ki kolay yazılmıyor. 1,5 senemi aldı. 1,5 sene boyunca az bir zaman değil, uzun bir zaman. İnanıyorum, güveniyorum. Satmasa da önemli değil. Ne yapayım? Ben olayı satıp satmaması değil de bir olay yaşandı Türkiye'de. Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ve neticede biz 5 sene sonra sizi ekranda gördük. Evet. Ekranda sizi, hani 5 sene bir yıpranma payı vardır hepimiz için ama saçlarınıza aklar düştüğünü gördük. Kimisi samimiyetinize canı gönülden inanıyor, kimi inanmıyor. Saygımız sonsuz her görüşe, fikre ama bir babanın, bir evladın kaybı söz konusu burada. Ve söylediğiniz bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Siz yaşadığınız için söylüyorsunuz. Ben bir televizyoncu, yapımcı olarak söylüyorum. Asla kan davası gütmeyin. Hukuk var. Bunun ilahi adalet denen bir şey var. Ama kana kan denip bu memlekette çok kan aktı. Asla böyle şeyler olmasın. Peki efendim. Şimdi Pervin Hanım. Efendim. Evliliğe kendinizi hazır hissedip hissetmediğinizi nasıl anlarsınız? Aslında bugün size sormak istediğim konu başlıklarından birisiydi. Böyle bir şeyin hazırlığı olur mu? Ya da bunun yaşı mı var, hisleri mi var, duyguları mı var? Hani evim tamam, eşyam, çeyizim tamam. Bu mudur evliliğe hazır hissetmek? Tabii herkesin koşuluna göre değişir. Mesela üniversite öğrencisi bir kızsa, onun için doğru zaman okulunu bitirip, diplomasını alıp, bir işe başlayıp, hayatta ben de varım deyip dimdik ayakta durabildiği zamandır. Ama çalışmayan bir kızsa, annesine ev işlerinde yardım ediyorsa ve hayatının geri kalanını da öyle devam ettirmek istiyorsa, o zaman koşullar değişir. Ama burada önemli olan evlilik kararını vermeden önce gerçekten kendinizi hazır hissedip hissetmediğinizi... Neye hazır hissedip hissetmediğinizi? Şunlara. Ben kimliğimi bırakıp biz olmaya hazır mıyım? Çünkü biz olmalısınız. Ben bitiyor, biz başlıyor. Bize geçiyorsunuz. Sonra o biz kalabalıklaşıyor çocuklarla birlikte. Ama ilk başta bir bize geçmek. Bu bir. İkincisi evlilik... Kendinizin dışında bir hayatın daha sorumluluğunu almak demek. Ve bizim ülkemizde evlenen sadece çiftler değil, aileler de olduğu için sadece eşinizin değil, eşinizin ailesinin sorumluluğunu da zaman zaman. Çünkü bizler gönüllü olarak bazen eşimizin yapmadıklarını da sırtlanıp onun yerine de yapıyoruz ya. Mesela çok duyarım ben bunu. Eşim annesini babasını pek fazla aramaz ama ben onun yerine ararım, gönüllerini alırım gibi. Böyle ekstra sorumlulukları da var bu işin. Bunları süzgeçten geçirmek çok 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 önemli. Ve benim çok önemsediğim bir şey bu. Evlenmeden önce evleneceğiniz kişinin ailesini çok iyi tanımak. Nasıl tanıyacağız? Ara sıra bir araya geliyoruz. İçlerine girerek. Hangi ortamlarda, ne kadar? Sık sık. Koşullar. Mesela şu soruların cevabını sormadan evlenmeyin dediğiniz şeyler var mı? Mesela kayınvalidem benim yaptığım yemekleri nasıl buluyor? Olası çok mu adayla... önemli? Bir dakika şimdi yavaş gidelim. Çok mu önemli? Hayır, ben örnek veriyorum. Hayır, ben de böyle hissediyorum. Vallahi bence kayınvalidenin yemeği çok önemli. Bir saniye. Neden önemli? Çünkü o zamana kadar bir erkek kayınvalidenin damak tadıyla geliyor annesinin. Tamam. Ama ondan sonra benim yemeğimi niye sevmiyor, istemiyor, problem çıkıyor. İşte bunları ben onun çıkmaması için orada bir parantez açıp durun diyorum. Onun beğenip beğenmemesi ya da beğenmemesi senin bunu kötü yaptığın anlamına gelmez. Senin yöntemin farklıdır, elin farklıdır. Bunu kişiselleştirmeden, ama ne yapsam yaranamıyorum psikolojisine girmeden, onun yaptığı yöntemi öğrenerek, yani biraz sen yanaş, biraz da ben yanaşayım. Tek taraflı olmaz bu iş. Onun yaptığı yöntemi de öğrenerek. Bizim belki de evlilikte yapılan en büyük yanlışlık demeyelim de algıdaki sıkıntı şu. Evlendiğimiz kişinin ailesini ve eşimiz, kayınvalidemizi karşı taraf olarak görüyoruz ya. İşte karşı taraf olarak gördüğümüzde işte kayın savunmaya geçiyoruz. Halbuki o karşı taraf değil. Senin elini tuttuğun, aynı yastığa baş koyacağın ve senin çocuklarına baba diyecek kişinin doğumunu sağlamış kişi. Sırf bir kere, onu doğurduğu için bile başının üstünde yeri var. Evet, sana böyle bir aşkı yaşatacak kişiyi dünyaya getirmiş. Sırf bundan dolayı bile bir teşekkür borçlusun. İşte saygı sadece eşler arasında değil. Kayınvalide, gelin, kayınpeder, yine gelin, damat, hepsi arasında olunca oluyor. Peki, İstanbul'dan bir izleyicimiz bizi aramış. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar diliyoruz, buyurun. İyi akşamlar, çok güzel bir program yapıyorsunuz, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ağlayarak izledim. Süreyya Bey'e de başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Amin, amin. Şimdi benim sorunum şu. 30 yaşında kızım, üniversite mezunu, çalışıyor. Ne güzel. İnternetten bir Cezayirli bulmuş. Cezayirli bulmuş. Onunla evleneceğim diye tutturuyor. Cezayirli'yi nereden bulmuş? Türkler dururken gitmiş. Evet, ay, yani o da olabilir de. Bulmuşlar birbirlerini. Cezayir'e gideceğim diye tutturuyor. Babası öldü, eşim öldü. Nasıl ben çare bulacağım, nasıl vazgeçeceğim bilmiyorum. Şimdi 30 yaşında da kocaman insan hani. Evet. Peki hiç bir araya gelmişler mi? Hiç tanışmışlar mı? Görüşüyorlar internetten de, arkadaşıma gidiyorum, kalıyorum diyor, görüşüyorlar mutlaka. Ha, o Türkiye'ye geliyor yani. Yani Türkiye'de Cezayir'e gitmek teklif etmiş. Cezayir'le birlikte gidelim demiş. Orada evlenelim demiş. Ha, bir Cezayirli Türkiye'de kızınızla tanışıyor ve evlenip Cezayir'e gitmek istiyorlar, evet, değil mi? Evet. Doğru anladık. Siz niye istemiyorsunuz peki? Cezayir'e gidecek diye mi? Çünkü Türkçe bilmiyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey soramam. Hiçbir şey konuşamam. Benim dilim yok. Ailesini tanıyamam diyoruz. Torun olsa? Hiçbir şey tanıyamam. Ya oraya gittiği zaman çocukları olabilir, eşi olabilir. Bir de imam nikahı yaparak götürmeyi teklif etmiş. Orada evleneceğiz demiş. Bak bir kere buna, bak avukatım da burada, buna asla müsaade etmeyin. İmam nikahı 30 yaşında akreditesi. Anlayamıyorum, bilemiyorum. Onun için Pervin Hanım'a götürmek istiyorum kendine şahsen. Seve seve çünkü sizin anlattığınız nedenler, imam nikahını ayrı tutuyorum, onu apayrı tutuyorum. O hiç üstüne konuşulacak bir şey değil zaten. Onu konuşmadan önce bir hukuksal olarak bakalım. Sonuçta hukuksal olarak imam nikahı diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca hukukun, biz medeni hukuktan alıyoruz bütün. Cezayir'de de öyledir herhalde. Yoksa orada yok böyle şeyler. Ya Cezayir'in hukukunu bilmiyorum ama herhalde orada imam nikahı olmuş olması gerekiyor. Çünkü Cezayir'deki şu an hukuk sistemi nedir? İmam nikahını resmen kabul edilmiş midir, edilmemiş midir bilmiyorum ama Türk hukuk sisteminde biliyorsunuz imam nikahı diye bir şey yoktur. Bunu Diyanet açıklarken de bunun bir dua olduğunu söyler. Yani imam nikahı da bizim inanışımızda var. İmam nikahınızı yaptırırsınız. İş hukuki temele geldiğinde zaten bunu yapacak hocanın hukuki sorumluluğu var. Yani hiçbir hoca resmen ben imam nikahı yapıyorum dediğinde hukuki cezai sorumlulukla karşı karşıya. Evet, böyle. Abi ceza bunu yapmanın hukuken imam açısından cezai sorumluluğu var. Yapılamaz. Yani nasıl Türkiye yani ben şimdi dini nikahımı da yaptırırım. İşte o yapılan duadır. Hukuksal nikahımı da yaptırırım. O yapılan duadır. İmam nikahı altında ben imam nikahı yapıyorum dediği zaman hocanın cezai sorumluluğu var. Bunu yapamaz. Suçtur bunu yapmak. Yavuz hocam olay da iyiydi. Peki o bir duadır öyle. Hukuk bunu, sistemi ya, öyle Diyanet bunu dua olarak algılıyor. Peki şimdi bu kızımız, kızımız diyorum 30 yaşında yani arkadaşımız eğer imam nikahıyla giderse bir de çocuk yaparsa Türkiye'ye döndüğünde hiçbir hakkı hukuku olmadığı gibi o çocuğun nüfusu da ciddi bir problem olacak. Eğer adam benden değil dedi geçmiş olsun. Adam benden değil dedi geçmiş olsun olmuyor. Türkiye'de ise tabii ki o davalarla çözüm noktasına ulaşabilir. Her zaman ulaşabilir. O babalık davası çok işledik biliyoruz. Onun dışında ya imam nikahıyla gitmek istemesinin nedeni çocuğun Müslüman olması nedeniyle onların görüşmesini daha da rahatlatmak içindir bu söylem budur. Herhalde Cezayir'e gittikten sonra Cezayir hukuk sisteminin tanımış olduğu bir sistemde onlar da evliliğini yapacaklardır. Belki de camide o imamın huzurunda yapılıyordur evliliği, bilemiyorum. Nelere kadir? Peki. Böyle durumlarda hanımefendiye örnek alarak açıklamak adına söylüyorum, bu durumda olan başkaları da varsa kızınız yanlış bir ilişkiye gidiyorsa babasıyla olan ilişkisine bakarız. Kızın babayla olan ilişkisine bakarız. Bu çok önemlidir. Baba vefat etmiş burada. İşte baba yok. Yani bir baba figürü yok. Ne kadar zamandır yok. Önce... Onları bilmiyoruz. Bir de tabii burada olayı kızdan da dinlemek lazım. Şimdi biz tamamen anne evet ama duygularını tamamen işin içine katarak konuşuyor. Çok şunu yap bunu yapma diyebileceğimiz bir durum değil. Çünkü elimizde yeterli data yok. O nedenle kendisiyle bizzat konuşmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Peki efendim, inşallah bir anne olarak da bazen sözümüz de geçmiyor, canımız da yetmiyor. Anlatıyoruz. Bazen evlatlar bizi hani küçük görüyor, hor görüyor. Ama o imam nikahına kadar gelen kısımda birisi yurt dışında evlenebilir, evlilik yapabilir. Dil bilmiyor olması, Cezayir için söylemiyorum, herhangi bir yer için. Dil bilmiyor olması bir engel teşkil etmez, gider, öğrenir. O kadar çok evlenmiş insan var ki ve çok da güzel, mutlu yuvalarını kurmuşlar, çolukları var, çocukları var. Hani bunlar çok da asla olmaması gereken şeyler değil. Tabii doğru kişilerle, doğru hareketlerle annenin, ve yasal kurallar içinde. Annenin tedirginliği içinde. Bir daha herhalde kızım Cezayir'e gidecek göremeyeceğim. Elbette onun tedirginliği daha korkusu, çok kaybetme korkusu. Cezayir'e gittikten sonra bir daha göremeyeceğim korkusu. Torun, çoluk, çocuk hepsi gidiyor. Yani. Peki, şimdi size bazı şeyler yazıyor. Müsaadeniz olursa onları da paylaşmak istiyorum. Tabii. Mesela Cem Garipoğlu'nun yengesiyle sizin karşınıza çıkıp ağladığı ve size daha düşük miktarda para teklif ettiği, sizin de aldığınızı söylüyor izleyicilerimiz, hatırlatıyorlar bana. Şimdi bu paralar o şeyden ayrı. Yani şu an almaya hak ettiğiniz paradan, tazminattan ayrı. Yaşadınız mı böyle şeyler, aldınız mı? Kitabımda yani yazıyor zaten. Kitabımda yazıyor hepsi. Okuyuculardan birisi mail atmıştır. Ondan sonra kitabımda bunları yazıyor. Siz daha önceki programlarda da mı söylemiştiniz yoksa haber olarak çıktı herhalde bunlar? Haber olarak çıkmadı da kitabımda yazıyor o. Ha şimdi burada şimdi ilk defa yazıyor. Görüşmelerimiz olmuştur. Ondan sonra... Siz şaşırmadınız mı peki? Yani karşı taraftan birisi bir anda karşınıza çıkıyor. Çünkü taraf olmuşsunuz artık siz. Ve hatta hani biz de çok mutsuzuz bu durumdan. Çünkü onun eşi de herhalde... cezaevine mi girdi bu işten ya da... Kaçtı. Şu anda... bilemiyoruz tabii. Yine bu bir iddia ama... yani 3 yıl ceza aldı. Yatarı 2 yıl. 3'te 2'si. Onda 1 yılı denetimli serbestlik. Şu anda denetimi serbestlikten faydalandı ama çıkmadı. Yani şu anda kaçak yani. Siz şaşırdınız mı peki yengeyi karşınızda görünce hani... Şaşırdım tabii. Tüylerim diken diken oldu yani. Ben Cem'in annesiyle de görüştüm yani. Ona... Bakarsanız yani. Peki bu talep bu muydu? Yani siz tazminat davası açmayın, davalarla uğraşmayın. Çünkü bunlar ön görüşmeyle olabilir. Yani bu insanlar onu yazarken, onu yazarken bir zan altında bırakmamalı. Örneğin biz de bir dava açmadan önce karşı tarafla görüşülür. Tam bu davayı açmayın. Hakimin öngöreceği tazminat budur. Biz bunu size nakden defaten ödeyelim. Siz de tazminat davası açmayın. Gidelim noterde ibralaşalım ve tazminat olmasın. Söylenen bu muydu? Yani size bir tazminat mı teklif edildi yoksa davadan vazgeçilmek adına bir şeyler mi? Şöyle anlatayım size. Tazminatla ile ilgili biraz indirim istenildi. Ama her şeyden önce bir can gitti ortada. Şimdi canı kaybeden benim. Benim kızımın kanından kalkıp da onların bana geleceği illegal bir paraya asla ihtiyacım yok. Ben avukata gönderdim onları. Dedim, gidin avukatımla görüşün. Gidin avukatımla muhatap olun. Doğru olan odur zaten. Doğrusu da bu değil mi? Doğru olanı odur zaten. Doğru olanı bu değil mi? Size gelirler, siz avukata yönlendirirsiniz. Benim yapmam gereken, ben avukatı burada akart edeceğim. Onların vereceği 3-5 kuruş paraya sarkacağım. O parayla alacağım. Avukat akart etmiş olacak. Zahide Hanım, hayatım boyunca kimse bana diyemez ki şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Ne başıma geldiyse doğruluktan başıma geldi. Ben eğer ki o insanlarla karşılaştığım zaman, ya katil olmamak var ya, an meselesi ya. Allah korusun. An meselesi efendim ya. Yani benim karşıma hangi yüzle geldikleri belli değil. Hangi sıfatla geldikleri belli değil. Efendim işte indirim yapalım, efendim şunu yapalım, efendim bunu yapalım. E yapın. Hadi buyurun hodri meydan yapın. Avukatım orada. Gidin. Benden, ya ben sizi görmek zorunda mıyım ya? Ya böyle bir şey ben kaldıramam ki. Bunu daha doğrusu onun avukatlarının sizin avukatınızla karşı karşıya gelip... Şey yani bu bir teklif, bir rüşvet, bir davadan vazgeçme teklifi değil. Sizde teklif edilen tazminatı bu, mahkemesiz verelim. Bu muydu yani? Buydu. Evet. Tezminat olayları var, başka teklifler de var. Yani o tekliflerin falan hepsi kitapta yazıyor ben. Her şeyi biraz açıklarsanız yani. En azından merak uyandırsın kitabı. Ya kitabımda da bunu ya merak uyan. Ya kitabımda var demek. Ben şimdi merak ettim. Kitabınızı tabii ki okuyacağım. Aldım ben de ama merak uyandırmak açısından soruyorum. Nedir yani? Okuduğunuz zaman bulursunuz. Kısa ipuçları verseniz. Yani kısa ipuçları ben Makbura Garipoğlu ile 2 sefer görüştüm. 4 seferde telefondan görüştüm. Ayfer Garipoğlu ile 10 sefer görüştüm. 8-10 sefer annesiyle görüştüm. Yengesiyle. Hayam Garipoğlu'nun karısıyla 10 sefer görüştüm. Bunların detaylı bir şekilde hepsini kitapta anlattım. İşte bir ipucu. İpucu bunlar. Zaten izleyiciler sizi takip edenler şimdi 5 sene sonra sizi ekranda görünce zaten hepsi bana yazıyorlar. Zaydan'ın böyle olmuştu, şöyle olmuştu falan diye önüme düşüyor görüyorum. Ben size şunu söyleyeyim. Diyorum ki kitabımla ile ilgili bana bir Allah'ın kulu yalan bir şey söyletemez. Yalan söylemedim çünkü. Doğruları neyse kitapta. Ha ben 10 sefer görüştüm Ayfer Garipoğlu'yla neler konuştuğumu kitabın içerisinde belli. Makbura Garipoğlu'yla neler konuştuğum 10 dakika 15 dakika belli. Hep 10-15 dakika mıydı? Nerede konuşuyordunuz bu arada? Bunları çeşitli kafelerde, Bakırköy'de kafelerde konuşuyorduk. Nasıl haberleşiyordunuz? Benim numaramı buluyorlardı. Arıyorlardı beni. Sizi direkt telefonla arıyorlardı. Tabii diyordum. Ya şimdi... Aman dur bizim nazar oldu arkadaşlarımıza. Şimdi Zahide Hanım şu var. İnsanlarla hayvanlar koklaşa, insanlar konuşa anlaşır. Evet. Ama bunlar benim hasbım, bunlar benim kızı kınalı kuzumu aldı. Neyi ne kadar konuşabilirsin, neyi ne kadar anlatabilirsin? O buluşmalar bile başlı başına travma olmuştur. Tabii. Başlı başına. Yani sadece onları bile düşünün. Siz orada da Cem'i görüyorsunuzdur yani. Tabii ki. Tabii ki. Bütün acıları bunlar kolay tekrar, olmadı ki. Siz hiç birebir gördünüz mü Cem Garipoğlu? Mahkeme salonunda gördüm. Mahkeme salonunda gördüm. Ya bu dünyanın bu dünyası var ama öbür dünyası var ya. İlahi adalet var ya. Bu insanların hakkından gelecektir. Bırakın 60 milyon tezminatta icra almış. Evime icra gelecekmiş. Bilmem ben 1 trilyon 2 trilyon para alacakmışım. Onu yapacakmışım. Bunu yapacakmışım. Onlar bunu yapmış. Bunlar var ya hepsi fiyasko. Olan bana oldu bana. Bize oldu. Benim evladım kınalı kuzum var ya avucumun içinde. Uçtu gitti. Kala ne kaldı? İşte yazdığım kitap kaldı. Başka ne kaldı? Akıttığım gözyaşı kaldı. Başka ne kaldı? Ağarttığım saçlar kaldı. Sağlığım gitti, işimi kaybettim. Kendimi kaybettim. Yolda yürürken insanlarla konuşmaktan vazgeçip inanır mısınız? Kendim konuşa yürümeye başladım. Zaman geldi yani. Çok değerli psikologlara gittim ben. Benim avukatım Rezan Özdemir, Allah razı olsun. O çocuktan hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Yani hakikaten de gecenin saat 4'ünde yatağından kalkıp yanıma gelip beni alıp dışarıda gezmeye getiren bir avukatım var ya. Gece 4'te kim kimin için kalkar? Kesinlikle ben... Ekonomi olaraktan destek olmuştur. Allah razı olsun. Her konuda bana destek olmuştur. En azından o süreçte şanslıymışsınız. Ya işte şansım o çıkıyor en azından. Davanın sonrası gerçekten anlattığınız kadarıyla iyi bir avukata denk gelmek, iyi bir insana denk gelmek. Yani avukatı bırakın gerçekten iyi bir insana denk gelmek sizi gayet iyi yönetmiş. Yani dava sonraki yönetim konusunda gerçekten her şey dört dörtlük olmuş. Ben davayı kendisine verdikten sonra hiçbir basına beyanat vermedim. Hep kendisi vermiştir, kendisi yapmıştır. Diyelim ki bir programa çıkacağım, herhangi bir şeye çıkacağım zaman ya Rezancığım ben böyle böyle şu programa çıkıyorum ne diyorsun dediğim zaman abi çık veya çıkma demiştir. O da benim psikolojik durumuma, hareketime göre çık veya çıkma demiştir. Çünkü bir anda kendini tutamıyorsunuz Ayda Hanım. Sağlıklı doğru da düşünemiyorsun. Yani sağlıklı düşünemiyorsun. Canlı yayın. Şimdi canlı yayındayız. Burada konuşuyoruz. Yani sizden Allah razı olsun ki size çok çok teşekkür ederim. Son derece ilkeli bir program yapıyorsunuz. Ben programa gelmedim. Sanki evime geldim. Evimde sohbet ediyorum. Yani beni böyle bu şekilde ağırladığınız için size de ayrıca ekibinize teşekkür ederim yani. Sağ olun. Ekibimiz adına biz olabildiğince zaten kaliteli, doğru bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bütün ekibimiz aynı şekilde. Yani altına imza atacağımız işler yapmaya çalışıyoruz. Ama tahmin ediyorum gelirken normalde hani şimdi biz ilk defa karşılaşıyoruz. Evet. Yayın sonrası ve öncesi farklı görüntüler olabiliyor. Siz bunları bilmiyorum. Yaşadık. Bambaşka yaşadık. Bir dünyadan geldiniz çünkü yaşadık, bizim dünyamızı. Yaşadık. Hani burada böyle güler yüzlü, samimi, içten canım cicim, dışarıda bir anda bambaşka olabiliyor mu acaba diye insanlar düşünüyorlar. Bazen olabiliyor demek ki. Ya medyada kamera önünde farklı konuşuyor insanlar, kamera arkasında farklı konuşuyorlar. Yani şimdi... Yani sizin dünyanızda hiç televizyon falan yokken siz bir anda kendinizi tam her şeyin ortasında buldunuz. Ya mecbur kaldın. Mecbur kaldın. Ne yapabilirdin ki? Çıkmasaydınız, olmasaydı. Kapatırlardı. Kapatırlardı. Peki iyi ki yaptım, iyi ki söyledim, iyi ki... Yani şimdi şey düşünüyorum da... Etrafımı kaybettim dediniz ya, dostlar da çok değerli ve önemli. Hani bu zamanda sizin yanınızda olan insan gerçekten dosttur bana göre. Benim acım olsa, evladımı kaybetsem... Canhıraş ne yapacağımı bilmeden o sırada hata bile yapsam... Benim yanımda duran benim dostumdur. Sizin vallahi, hiç dostunuz yok muymuş? Bunu mu anlamış oldunuz? Ben en iyi dostum benim yine ailemmiş. Hmm. Herkesin dostu ailesidir. Benim de en iyi dostum ailemmiş yani. Mevlana'nın bir sözü var. Der ki, dost altına benzer, belada ateşe. Ateşe düştüğünde altın saf hale gelir. Eğer yanınızda gerçekten saf bir altınınız varsa, dostunuz varsa, işte altın ateşe düştüğünde saf hale gelir. Şey vardır. Bütün olay bu. Alanya'da Çetin diye bir çocuk vardır. Rahmet yani yanımda çalışmıştı daha önce. Her gün, her sabah beni arar. O arar. Bir askerlik arkadaşım var, o arar. Ondan nasıl sonra... bir şeydir bu askerlik arkadaşlığı ya? Vallahi İmam diye bir arkadaşım var. O her gün yani zaman zaman arar. Dini bütün bir arkadaş. Ondan sonra camide çok ağladığım zaman, kendimi tutamadığım zaman bastırırım, açarım telefonu. İmam kardeş ben camideyim, ne yapıyorsun? Dertleşiriz. Der ki senin kontürün gitmesin abi, ben senden alayım der. Tamam, o kadar düşünür yani. Yani o kadar düşünür. Sağ olsun. Ya böyle arkadaşlar var ama yakın dostlar lazım. Yani aile dostları lazım. Nerede hani kardeş çocukları, kuzenler, akrabalar. Yani geniş aileye sahibiz biz. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insanın başına bir olay geldiği zaman bütünleşmek lazım. Topluluk toplaşması lazım. Ben bir kartelle mücadele ettim. Ama doğru yaptım, ama yanlış yaptım, ama yalan söyledim, ama doğru söyledim. Ya çünkü acımı paylaşmak için ağzıma gelen lafı söyledim. Bu ülkenin önde gelen insanlara laf söyledim. Yanlarına çıktım, makamlarına çıktım. Makamlarında... Siz çok zordu, süreçler atlattınız. Yani... Ama bu süreçte yanınızda kim vardı? Eşiniz, oğlunuz? Oğlum vardı, kayınbiraderim vardı, hanımı vardı. Bir de onun hanımı vardı. Onlar vardı. Kayınbiraderinden hanımı sağ olsun, Allah razı olsun. Onların hiçbir zaman hakkını ödeyemem yani. Ama kamuoyu çok destekledi. Çok. Tek kamuoyu gerçekten. Ne yazık ki siz günleri görmek hoşumuza gitmedi ama 121. gün, 221. Şeyi olaraktan her günü bugün de bulunmadı diye haber oldu. Bu kamuoyunun desteği. Benim telefonum 24 saat açıktır. 24 saat kapım da açıktır. Evime gelmiştir, basın gelmiştir. Basın geldiği zaman eve almışımdır. Hanım çayını yapmıştır, kahvesini yapmıştır, kahvaltısını hazırlamıştır. Yani bir aile olmuşuzdur. Birçok kişinin onun için Kur'an okuduğunu biliyorum. Tabii, dualar gönderdiğini biliyorum. Mevlüt yaptılar. Yani bunlar televizyonda mevlüt yaptığını gördük biz. Yani çok kıymetli şeyler. O kadar çok değer verdiler ki herkes Münevver'i sahiplendi. Allah razı olsun. Kamuoyu olarak herkes sahiplendi. Ve onun baskısıyla her şey oldu yani. Kamuoyunun baskısı çok önemliydi. Münevver'in nerede yatıyor şimdi? Bolu Mengen, Gökçesuk Kayabaşı köyüne yatıyor. Kayabaşı köyüne. Zaten Gökçesu'da okulun olmasını onun için istiyorum. Yakın oraya, bir 10 dakikalık bir yol mesafesi var. Kayabaşı köyünde yatıyor. Peki siz orada mı yerleşeceksiniz, orada mı kalacaksınız? Orada kalacağım, sonrasında? Oraya yiyeceğim tabii, oraya yiyeceğim, orada yerleşeceğim. Sonrasında evi değiştirdiniz mi? Yoksa aynı evde? Nişantaşı'nda oturuyorduk, Bakırköy'e geldik, Bahçelievler'e geldik yani. Bahçelievler'de oturuyoruz. Yani. Çünkü hep odasına gidiyordum, hep odasından alıyordum. Tabii. Her gün bir çiçek götürüyordum odasına. Çiçek götürüyordum, doğru. Yani oradan ayrılmak da bir zor ama orada kalmak da bir zor. Zor yani, şey yapamazdık orada, çok fazla kalamazdık. Her gün aynı yol, aynı şey. Doktor tavsiyesiyle özellikle söylediler. Evet. Değiştirdik yani, değiştirdik. Ya bu Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir imtihan. Kesinlikle. Ben bunu böyle kabullendim artık yani, evet. Son hepimizin bir imtihanı var. Ha. Sizinki buymuş. Benim imtihanım da buymuş. Bahane yani, burada olmasaydı başka yerde olacaktı. Mutlaka bu iş bir şey başına gelecekti evladımın. Ama üzüldüğüm olay ne? Böyle bir ölümü hak etmedi. Hiç kimsenin hak edebileceği, ölüm zaten hani Allah tarafından geliyor. Evet. Tabii ki hakkımız ama bu bambaşka bir şeydi. Oysa ne hayallerle belki dünyaya gelmişti. İlk siz tabii, kız çocuk mu oğlan çocuk mu isterdiniz? Var mıydı öyle bir şeyiniz? Öyle bir isteğim yoktu. Öyle bir isteğim yoktu. Kız çocuğu oldu. Hazretler Hastanesi'nde oldu. Ondan sonra İstanbul'da mı? İstanbul'da oldu. Hatta biraz zor şey oldu. Doktor Makbura Hanım vardı, aile hekimimiz. Sağ olsun. Ondan sonra annemi kurtaralım, kızımı, çocuğumu kurtaralım diye. Öyle bir doğum muydu? Çok zor. Anneye şey yapıyorlar, anneanneye söylüyorlar ondan sonra. Bu sefer kızım doğduğu zaman mosmor doğuyor. Allah-u Teala öldürmediği zaman öldürmüyor işte bu. Nur topu gibi bir evlat oldu. Ya hasretine doyamadım ya, özlemine doyamadım ya. Doyamadım işte, avcumun içinden uçtu gitti. Uçtu gitti. Peki sizinle en son teması uçup gitmeden... karşılıklı konuşmanızı hatırlıyor musunuz? Ne konuşmuştunuz, ne yapmıştınız? Karşılıklı balkonda oturup yemek yemiştik. Akşam yemeği yemiştik. Sabahleyin giderken de... Ne kadar önceydi? Bir önceki akşam. Bir önceki akşam. Sabahları ben giderken hakkınızı helal edin diye çıkar giderdim. Hepimizin yapması gereken bir şey aslında. Denilmesi gereken. Ve hatta bir gün bana dedi ki, baba dedi, hep dedi böyle söylüyorsun dedi, hakkınızı helal edin çıkın diyorsun dedi. Ya ben senden önce ölürsem diye laf etti. Bunu yüzüme karşı söyledi. Acı ama gerçek. İçine doğmuş olabilir mi böyle bir şey diyeceğim ama yani. Ya bilemiyorsun ki. Kimsenin hepimiz bir şey söylüyoruz. Bilemiyorsun ki. Size bir SMS atmış. Değil mi en son? En son herhalde temasınız oydu. Evet. Orada ne demişti size? Şey diyeyim, dershanedeyim demiş. Siz de hiç aklınıza bir şey gelmedi. Hiç aklımıza bir şey gelmedi yani. Haber verir miydi böyle SMS'le? Nerede olduğunu? Verirdi. Nerede olduğunu verirdi. Ya verirdi ya da kardeşiyle geç, yani saat 8'i geçtiği zaman kardeşi yanında olurdu. 8'den önce o olursa eve gelirdi yani. Siz peki ne zaman haberiniz oldu böyle bir şey? O gün bundan sonra siz dediniz dershanede Etiler Karakolu'nda oldu benim haberim. Etiler Karakolu'nda oldu. Zaten o anda her tarafı darmadağın etmişim, kırmışım, dökmüşüm. Tabii ondan sonra doktora iğne yaptı. Ondan sonra iğne olduğumu hatırladım. Dedim beni bir an önce Dolmabahçe'ye atın dedim. Dolmabahçe'de danalar gibi bağırdım. O Dolmabahçe camisinin orada, avlusunun orada. Kıyametleri kopardım. Bağırdım. 3-4 saat sonra abim geldi. Ondan sonra onunla beraber cinayet masasına gittik. Cinayet masasında dedim ki kesinlikle dedim bu dosyaya leke gelmesin dedim. Ölen dedim Münevver Karabulut dedim, babasıyım ben dedim. Çünkü Vilayetler Hizmet Birliği'nde ben görev yaptım. Devlet büyüklerine protokol aşçılığı yaptım. Az çok neyin ne olduğunu biliyorum. Garipoğlu da inanır mısınız? Naaşına annesine dahi göstermedim. Acı ama gerçek. Ben dahi görmedim. Onun için işte diyorum, kitabımda hepsi yazıyor diyorum. Mezar tahtalarının kimin kullanıldığını, babaannesinin mezar tahtalarını kullandı. Yani zor bir süreç. Zor bir süreç. Peki konuşsaydım, şunu da söyleseydim dediğiniz oldu mu? Biz hep öyle deriz ya, yani Allah korusun bir acı haber gelir, bir trafik kazası. Keşke de. İşte keşke olmuyor ama hani var mı içinizde böyle kalan bir şey? Kalan var tabii yani, ben kızımla daha çok vakit zaman ayırsaydım, daha fazla şey olsaydı. Yani biraz önce Yani kız çocuğu işte dedi ya beyefendi, çok güzel bir şey söyledi. Yani baba olmak için, yani kusura bakmayın. Evet. Kız alınmayın. Kızım yani. Kızım olmayan kızım babam. Kız evladı bambaşka oluyor ya. Babası gerçek. Topraktan olsun derdi annem de. Kız evladı. Kızım yani olmayan baba oldum demesin. Demesin yani. Şimdi bir tarafımız gitti, bir gözümüz gitti, bir kulağımız gitti, bir kolumuz gitti, bir ayağımız gitti. Ne diyelim yani? İnşallah ona dua ediyorum. Oğlumuz evlenir de İnşallah. Bize bir kız İnşallah. Çocuğu verir. İnşallah. Hiç olmazsa İnşallah acımızı unuturur İnşallah. Yani. Belki adı Münevver olur. İnşallah, inşallah ya. Tabii o sizin takdiriniz ama hani adıyla yaşasın derler ya. Adıyla böyle yaşasın diye, evet. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bence Süreyya Bey de katılacaktır, siz de katılacaksınızdır. Şimdi dakikalardır çok acı bir olayı hep birlikte hissederek yaşıyoruz. Ekranları başında milyonlarca insan da bizi izliyor. Stüdyodakiler de zaman zaman gözyaşlarını siliyorlar. Şöyle bir çağrı yapalım mı? Güzel bir çağrı yapalım. Her kim varsa, vardır mutlaka kalbi annesine kırık olan, vardır mutlaka babasına gücenmiş Küslük olan, olmasın, vardır elbette evladına kırılmış olan. Her şeyi geride bırakalım bence. Bütün kırgınlıkları geride bırakalım. Bugün sizin için de bir milat olsun. İzlemiş olan izleyicilerimiz için de. Sarılın sevdiklerinize, arayın sevdiklerinizi. Çünkü gün bugün ve an bu an. Ben babaannemi kaybetmekten öyle... Allah sizi en sevdiğinizle sınarmış. Kesinlikle. En sevdiğiniz neyse, kimse, Rabbim onunla sınarmış. Evet. Ben babaannemi ölürdüm babaannem için. Aynen. Beni onunla sınadı. Çocukken aldı benden ama hala... Hani koca kazık oldum, hala babaannem, ölüp gideceğim hala babaannem. O şurada bir sızıdır. Aynen. Ben yastıklar ıslanırdı biliyorum. Babaanneme bir şey olursa ben ne yaparım? Ben ne yaparım? O ağlaya daha bir şey yokken bak. Evet. Ama bugün Mevlana'dan geliyor benim aklıma sözler. Ne? Mevlana diyor ki herkes ölecek yaştadır. Herkes ölecek yaştadır. Yani o nedenle... Ama her ölümde genç. Gençtir. Her ölüm genç ölümdür. Gene de genç. Ve herkes ölecek yaştadır. O nedenle görüşmek lazım. Sevmek lazım. Sevmek lazım. Affetmek lazım. Aynen. Sarılmak lazım. Ya biz bunları yıllardır söylüyoruz ama böyle hani gözümüzde canlandırsak, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz birisi, aman o haksız, şeytan görsün yüzünü diyoruz ya. Vefat ettiğinde ne hissedeceğinizi, gerçekten kaybettiğinizde ne hissedeceğinizi bir düşünün. Ha iyi olur derseniz bir şey yapamam ama bir küçücük bir cız bile varsa aklınızda. Ya da o anı bir yaşa. Düşün ki telefon çaldı. O çok kızgın olduğun kişi ya artık yok. Ve kaldın telefonda. Bir daha ulaşma şansın yok. Arama şansın yok. Sadece ağlayabilirsin ve dua edebilirsin. Onun için anı yakalamak lazım. Aynen. Ağlamanın mutluluk hormonu salgılattığını biliyor musunuz vücudumuza? Evet, duyduk. Ağla rahatlarsın derler ya, gerçekten ağlayınca mutluluk hormonu salgılıyor vücut. O kadar akıllı bir mucize bir bedenimiz var ki. Peki. Süreyya Karabulut bugün konuğumuzdu. Bir baba ve artık bu kitapla beraber ben başka şeyler yapmak, başka şeyler de görmek istiyorum ama acım çok büyük dediniz. Sizi dinlemek hepimizi etkiledi. Söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Körebe Süreyya Karabulut'un ardından, Kelebeğin Münevver diyor babası. Kelebeğin Münevver'in ardından babasının yazdığı kitabı. Almak isteyenler kitabın bütün gelirini de bağışlamış. Kitap yapacak. Evet, evet. Süreyya Bey. İşte okul yaptıracak, evet, kitap yaptıracak diyorum. Biz de bu arada bir okulumuza gideceğiz hafta sonu. İnşallah onun görüntülerini yarın hazır edelim. Burada bir mektup okudum ben. Çocuklarımız bizden yardım istemişler. Küçücük canlar. Hiç kıyamam ben de. Ekip arkadaşlarımız oradalar şimdi. Pek çok şey değiştiriyorlar. Hafta sonunda ben gideceğim inşallah. Giresun'da bir okul. Okulun tamamını, şeklin, şemalini ve çocukları inşallah çok güzel sürprizler yapacağız. Söz size vereyim efendim. Zahide Hanım, ben yani tam bir profesyonel değilim. Bu kitap nasıl pazarlanır? Olmayın da zaten. Olmayın. Natürel, sadece yüreğimle anlatıyorum. Tüm izleyicilerden Allah razı olsun ki bizi dinlediler, bize katlandılar. Her şeyden önce size teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Bu vesilelerle tüm basın kuruluşlarına ayrıca teşekkür ederim. Medyaya teşekkür ederim. Devlet büyüklerime teşekkür ederim. Sizin kanalınızdan Teşekkür ederim. Biz söylüyorum. Sizin gönlünüzü gördük. Gönlümüzü gördünüz. Dinledik, kitabınızı da. Adalette yerini buldu. Allah'a çok şükür. Hamdolsun, şükürler olsun. Onun için Yaradanıma güveniyorum. Artık insanlarla ilahi adaleti hesaplaşma devri orasıdır. İnşallah büyüktür. Ölümler olmaz. Hele böyle Allah şeyler. Büyüktür yani. Çok teşekkür ediyorum. Furkan? İkimiz hazır. Fakat hani yaparken de söylemiştik ki çok sıcaktan çıkarmamak lazım. O yüzden çıkartmadım şu an. Fakat şöyle esas bir göster o zaman şöyle. En görmemiz gereken manzaranın nasıl kabardığını vurgulamak istemiştik zaten. Dediğimiz gibi sabırla yavaş yavaş yaptığımız zaman kekimiz böyle gayet güzel bir şekilde kabaracak. Şöyle kaldırayım biraz. Şu an çıkartamıyorum, parçalanır çünkü. Ellerine sağlık. Doğrusunu yapıyorsun. Siz göstereceğiz diye de günah olmasın. Afiyet olsun. Pervin Vatansever, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Olgun Hamarat, çok teşekkür ediyorum. Süreyya Karabulut, sağ olunuz efendim. Acınız büyük ama Rabbim hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın, amin, evlat hasreti çektirmesin. Amin. İsteyen herkeslere de hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Sevgiler, saygılar, biz huzurunuzdan saygıyla ayrılıyoruz. Rabbim en güzeli nasip etsin size. Hoşçakalın.